Büyük düşünmek ufkunuzu genişletebilir ve size olağanüstü şanslar ve daha belirgin başarılar getirebilir. Düşüncenize sınırlar koyan sizsiniz. Çarpıcı bir gelecek planlayarak kendinize koyduğunuz sınırların ötesine geçebilirsiniz. Peki büyük düşünmek tam olarak nedir? Şimdiki koşullarınızın ötesinde daha büyük düşünmektir. Daha büyük şeyler arzulamak anlamına gelir. Kendinizi vasat düşüncelerle sınırlamamanız anlamına gelir. Çevrenizdeki insanların aksine benzersiz düşünmekle tereddüt etmemek anlamına gelir. Düşüncelerde güç vardır. Daha büyük düşünürseniz, düşüncelerinize daha fazla enerji katarsınız ve buna olumlu aktiviteleri de dahil ederseniz, bir şeyler başarma yolundasınız demektir. Kişinin yaşam şartlarını ve koşullarını düşüncelerinin yarattığı söylenir. Bu, etkileyici bir gelecek planlarsanız, daha büyük bir ilerleme kaydedeceğiniz anlamına gelir. Ancak küçük düşünürseniz, bir yere varamazsınız. Etkileyici bir gelecek planlayabilirseniz, hayatınız boyunca büyük değişiklikler yapabilir ve ne yaparsanız yapın, daha belirgin sonuçlara ulaşabilirsiniz. Büyük düşünmek, küçük düşünmekten daha çok çaba gerektirmez. Bununla birlikte, içtenlikle büyük düşünürseniz, eninde sonunda hayatınız boyunca daha somut iyileştirmeler yapabilmek için daha çok çaba gösterebilirsiniz. Büyük düşünmenin büyüsü, zihninizi fırsatları görmeye açık tutmanızı ve ortaya çıktıklarında onları değerlendirmenizi sağlar. Düşüncelerinizi ve hayallerinizi takip etmek için irade, özdenetim, zihinsel güç ve ilhama ihtiyacınız var. Büyük düşünmenin anahtarı. Hayatınızda bir şey başarmak istiyorsanız, önce buna inanmanız gerekir. Bu, asla düşmenize izin vermeyecek, son derece köklü bir güç haline gelir. İnanç, bir insanın kişiliğini ve kapasitesini belirler. Faaliyetlerinize ve hedeflerinizi aramak için attığınız adımlara öncülük eder. Güçlü kararlar, herhangi bir şey yapma konusundaki özgüveniniz sayesinde verilir. Yapılacaklar belirlendikten sonra, zihniniz cevapları sürekli olarak aramaya devam edecektir. Bu sayede, bir şey başaracağınıza inanıyorsanız, beyniniz ona ulaşmak için en iyi yolu yaratır. Kendinize inanmıyorsanız, bu noktada zihniniz, haklı olduğunuza dair binbir sebep ortaya koyar. Bu çok önemli ve açık bir gerçektir. İnanmaya başlarsanız tarih yazabilirsiniz. Yapamam yerine yapabilirim üzerine odaklanmanız gerekir. Herhangi bir inancı oluşturmak için başlangıçta bunun ardındaki amaçları keşfetmeniz gerekir. Bir şeyi neden yapmak istediğinizi anladığınızda nasıl yapacağınız onu takip edecektir. Nedeninizi bilmek sadece şartları sizin yönünüze göre ayarlamakla kalmayacak, aynı zamanda yolun her adımında yol gösterici ilke olarak size hizmet edecektir. Büyük düşündüğünüzde ve gelecekteki halinizi hayal ettiğinizde ne ile başlamayın, neden ile başlayın. Nedeniniz netleştiğinde ne yaptığınızı, neden yaptığınızı, neyin nedeninizle uyum içinde olacağını göreceksiniz. Eyleme geçerek korkunuzu ortadan kaldırın. Korku bomboş bir şeydir. Her yönden gerçek gibi görünen sadece sahte bir inançtır. Korkunun sıradan bir hayal gücünden başka bir şey olmadığını düşünürseniz her şeyi başarabilirsiniz. Düşüncenizi eyleme dökmek, başlamak için mükemmel bir plan oluşturmak için zaman kaybetmemek, korkularınızın sizi geri itmesine izin vermemek ve olayları eylem halinde görmenin getirdiği enerjiyi hissetmek çok önemlidir. Nereden ve nasıl başladığınız önemli değildir. Önemli olan yol boyunca değişiklikleri nasıl benimseyip hayatınıza dahil ettiğinizdir. Eylemleriniz korkuları ortadan kaldırmanıza yardımcı olacaktır. Çünkü bir şeyi yapmaya başladığınızda onu başarmanın olası yollarını bulabilirsiniz. Evet, sonuçlar hayal kırıklığı yaratabilir ve başlangıçta berbat olabilirler. Ancak başarısızlık korkusu yüzünden çabalamayı bırakırsanız, fikrinizi başarıya taşıyacak gücü asla bulamazsınız. Büyük düşünmenin sihrini kullanarak kendinizi geliştirin. Hayatınızda başarmak istediğiniz küçük şeyler, büyük bir şeyi başarmadaki en önemli faktördür. Zihin size her şeyi başarmanın yolunu gösterebilir. Ama önce büyük düşünmelisiniz. Büyük bir düşünürün temel özelliği vizyon sahibi olması, yani gelecekle ilgili bir öngörüsü ve kurgusu olmasıdır. Başarılı olmanın büyük bir kısmı, ilerlemeyi ölçme, süreç hakkında geri bildirim alma, başarısızlık noktalarını belirleme, planlardaki değişikliklerin nerelerde yapılması gerektiğini belirleme ve adaptasyon yoluyla hataları hızla düzeltme becerisidir. Büyük düşünmek, değişime direnmek yerine
ona uyum sağlamanın bir yolunu bularak eyleme geçmeyi de kapsar. İlerledikçe zihniyetinizi geliştirmezseniz, aynı şeyleri tekrar tekrar yaparak farklı sonuçlar beklemek durumunda kalabilirsiniz. Tanıdığınız kaç kişinin gerçekten güçlü bir tutkusu ve ilham kaynağı var? Muhtemelen daha iyi ve daha verimli bir yaşam hayal ediyorsunuz. Bununla birlikte bu tür bir yaşama sahip olacağınıza güvenmezseniz, sahip olabileceğiniz olumlu düşünceleri etkisiz hale getirirsiniz. Bunu belirleyen faktörlerden biri ise çevrenizdir. Sıfırdan başlamak yerine başarılı insanlara ulaşarak düşüncelerinizi geliştirin ve geçmişte bunu nasıl yaptıklarını, geçmiş başarısızlıkları yenmek için ne yaptıklarını, vizyonunuz hakkında ne düşündüklerini ve ne tavsiye edeceklerini öğrenin. Nasıl büyük düşünülür? Büyük amaçlara veya hedeflere ulaşmak istiyorsanız, bunlara dair inançlarınız sürekli olarak zihninizde olmalıdır. Kendinize sürekli olarak etkileyici bir gelecek için nasıl plan yapacağınızı ve sonrasında nasıl daha büyük düşüneceğinizi sorun. Nasıl büyük düşüneceğini çözmüş insanlar hakkındaki kitapları inceleyin. Daha büyük hedefler düşünmeye başlayın ve bunların gerçekleşmesi için çaba gösterin. Yavaş yavaş hayatınız boyunca durumlar daha iyiye doğru gelişecek ve değişecektir. Koşullarınızın ve imkanlarınızın ötesine geçmekten korkmayın. Büyük düşünmeye cesaret edin. Daha iyi bir yaşam hak ettiğinizi kabul etmeye cesaret edin ve düşlerinizin beklendiği gibi gerçekleşmesini sağlayın. Sürekli olarak yapabilirim kelimesini kullanın ve yapamam kelimesinden uzak durun. Sizi olduğunuz yerde tutan duygu ve düşüncelerin üstesinden gelmek için zihninize başarılı olabileceğine inanmayı öğretmeniz gerekir. Olumlu bir tutum benimsemeli ve olumlu adımlar atmalısınız. Büyük düşünmeye başlamalısınız. Olumlu eylem ve tutumları benimsemek ve büyük düşünmek başarıyı mümkün kılar. Büyük düşünmek, başarısızlıklarınızın ve zayıflıklarınızın üstesinden gelmenize ve kendinizi yeniden inşa etmenize yardımcı olabilir. Bu da görevlerinizde başarılı olmayı kolaylaştırır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.